Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da görmüş olduğunuz gibi aslında yazılıma nereden başlamalıyım konusunu ele alacağız. Öncelikle ilk iki videoya gelen yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Bazıları eleştiri, bazıları güzel yorumlar. Ancak bu eleştirileri de kanalı iyileştirmek adına çok değerli buluyorum. Hepinize çok teşekkür ederim yorumlar için. Şimdi ise videomuza geçelim. Bu videoda yazılıma nereden başlamalıyım konusuyla beraber aslında kod yazmaya başladıktan sonra, bir şeyler ortaya çıkarmaya başladıktan sonra kendinizi daha hızlı nasıl geliştirirsiniz? Biraz da bundan bahsediyor olacağım. Öncelikle kendinize sormanız gereken bir soru var aslında. Bu soruda bilgisayar başında vakit geçirmekten keyif alıyor musunuz? Çünkü çok önemli bizim işimizde bilgisayar başında vakit geçirmek. Çok uzun süreler bilgisayar başında kalıyorsunuz ve bundan keyif alıyor olmanız gerekiyor bana kalırsa. Sonrasında buna bu soruya cevabınız evet ise, ikinci bir soru olarak ise, siz web siteleri mi yapmak istiyorsunuz veya mobil development mi yapmak istiyorsunuz? Yani iOS, Android telefonlar üzerinde bir şeyler mi geliştirmek istiyorsunuz? Veya tamamen farklı olarak donanımlar üzerinde mi geliştirmeler yapmak istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Şimdi buna da karar verdiniz. Atıyorum ki web siteleri yapmak istiyorsunuz. Güzel ürünler çıkartmak istiyorsunuz ortaya. Alışveriş siteleri olur veya ürün tanıtım siteleri olur, şirket tanıtım siteleri olur. Bu tarz şeylere merak saldınız. Bundan sonraki aşamada ise bunu öğrenmek adına bir şeyleri öğrenirken, genel hayatınız boyunca da bu geçerli, siz bir şeyi nasıl hızlı öğreniyorsunuz bunu kendinize sormanız gerekiyor. Atıyorum bir kişi olur eğitim videoları izleyerek daha hızlı öğrenir. Diğeri olur kitaplardan kodlar görerek veya farklı şeyleri kitaplardan okuyarak daha hızlı öğrenir. Veya başka bir insan tamamen bir işi kurcalayarak, oturup uğraşarak, hata yaparak sonrasında bu hataları düzelterek bu şekilde kendini geliştirir. Bana kalırsa son yöntem her zaman daha iyi. Bu kişisel fikrim tabii ki. Bu yüzden bu öğrenme yönteminizi aslında belirlemeniz ve bunun üzerine ilerlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, artık çalışmak istediğiniz alanı biliyorsunuz. Bir şeyleri nasıl öğrendiğinizi de artık çok iyi biliyorsunuz. Yani hangi yöntemle öğrenmeyi hızlandırdığınızı. Bundan sonra yapmanız gereken tek bir şey var, o da çalışmak. Yani bilgisayar başına oturup ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz ve nasıl öğrendiğinizi de biliyorsunuz. Ve bu alana yönelik eğitimleri veya bu alana yönelik projeleri incelemek ve bunun üzerine gidiyor olmak. Bu spesifik olarak açıklayacak olursak, mobil alanında çalışmak istiyorsanız, Android üzerine çalışmak istiyorsunuz, hangi programlama dilleri diye Google'da bir arama yaptığınızda karşınıza Java, Kotlin veya React Native gibi teknolojiler çıkıyor olacak. Bunlardan hangisinin nasıl kullanıldığını, nasıl sektörde yer aldığını dair bilgileri de Google üzerinden araştırarak öğreneceksiniz. Aslında yazılıma nereden başlamalıyım sorusunun cevabı biraz da bu oluyor. Yani çalışacağınız alanı belirlemek, sonrasında öğrenme şeklinizi belirlemek ve bundan sonraki kısım tamamen çalışmanıza kalıyor. Şimdi aslında bahsedeceğim konular başladıktan sonra sizin hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlayacak yöntemler. İlk olarak bahsedeceğim konu İngilizcenizi geliştirmeniz arkadaşlar. Herkes bunu söylüyor, biliyorum. Twitter'da bunun da bir goygoyu dönmüştü hatta. Ama şöyle bir durum var. Tüm kaynaklar İngilizce, yazdığımız kodlar genel olarak İngilizce yazılıyor. Ve bu durumda sizin İngilizceye hakimiyetiniz, en azından yazılım araştırması yapabilecek kadar bir hakimiyetiniz gerekli. Hakimiyet kelimesi kesinlikle sizi korkutmasın. Araştırma yaptıkça, zaten bu işin içine girdikçe İngilizceniz otomatik olarak gelişiyor. O yüzden bir yandan İngilizceyi geliştirmeye, araştırma yaptıkça İngilizce sayfaları pas geçmemeye, en azından ne yazdığını translate ederek, Google Translate kullanarak yazan şeyleri anlamaya çabalayın. Bunları araştırın aynı zamanda. Farkındayım, ikinci bir yük olacak ama bir yerden sonra işinizi inanın çok kolaylaştırıyor olacak bu durum. Veya tamamen İngilizce kurslarına kaydolup buradan da ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda İngilizcenizi geliştirmek adına bu yöntemi de deneyebilirsiniz. İkinci bir konu olarak arkadaşlar, kesinlikle GitHub kullanın. GitHub.com üzerine bir hesap açın. Bu hesabı açtıktan sonra çevrenizdeki insanlar olur veya yazılım aleminden tanıdıksan veya kullanmaya başladığınız programlama dili ile ilgili projeleri, bunları yazan insanları follow edin. Onların yaptığı işleri, popüler olan sizin seçtiğiniz alanla ilgili geliştirmeleri takip edin. Projeleri inceleyin. Dokümantasyonlara bakın. Ama kesinlikle ilk yapmanız gereken işlerden biri GitHub üzerinde bir hesap oluşturup orada var olan projeleri ve kodları inceliyor olmak. Kendi yapacağınız geliştirmeleri, atıyorum siz web geliştirmeye başladınız ve küçük küçük CSS ile bir şeyler yapıyorsunuz. HTML, JavaScript ve CSS ile. Bunları yaptıkça GitHub üzerinde kendi repolarınızı da paylaşıp bunlara ait geri dönüşler de alma şansınız var bu durumda. Ve geliştirmenizi oradan devam ederseniz aynı zamanda farklı bir yönden de ilerletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü bir konu olarak, yine sizi hızlandıracak ve kendinize değer katacak bir konu olarak arkadaşlar, blogları okuyun. Yani yazılmış olan yazıları, blogları ve podcastleri takip edin.
Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben günün yarım saati buna ayırıyorum aslında. Güne bölüyorum ben kişisel olarak ama şu yöntemin daha doğru olduğunu inanıyorum ve ben de kendim için aslında bu yönteme geçmeye çalışıyorum. Sabahları işe başlamadan önce veya okula gitmeden önce bir yarım saat kadar oturup çalıştığınız alanla ilgili blogları ve podcastleri veya farklı yayın kanallarını bulup bunlarla ilgili yarım saat bir o gün ne yapmışlar, ne paylaşılmış, ne gibi ilginç şeyler var aslında bunları yarım saat kadar bir süre ayırıp inceleyebilirsiniz. Emin olun çok büyük bir değer katacak size. Merak ettiğiniz şeyleri telefonunuza kaydedip sonrasında uzun bir şekilde de okuyup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi blog okumaktan bahsettik. Blogları takip ediyorsunuz, podcastleri takip ediyorsunuz. Siz de blog yazın arkadaşlar. Medium.com üzerinde olur, kendi web sitenizi açıyor olabilirsiniz. WordPress üzerinden direkt ilerleyebilirsiniz. Burada kendi öğrendiğiniz, atıyorum HTML, CSS, JavaScript ile bir şeyler öğrendiniz. CSS ile animasyonlar yapma konusunda küçük bir şey öğrendiniz. Bunu oturup bir blog yazısına dönüştürün. Sizin gibi öğrenmeye çalışanlar için çok büyük bir yarar sağlamış olacaksınız. Aynı zamanda da aslında siz de kendi öğrendiğiniz şeyin üzerinden bir kere daha tekrar ettiğiniz için inanılmaz bir şekilde bu konuyu özümsemiş oluyorsunuz aslında. Blog yazmanızı kesinlikle öneriyorum. Bir konuyu geliştirmek, bir konuda kendinizi geliştirmek adına çok büyük bir yarar oluyor. Evet arkadaşlar, son olarak ise kendi yaşadıklarımdan ve kendi sürecimi size birazcık anlatmak istiyorum aslında. İlk olarak üniversitede Deniz Hocam'la, Deniz Kılınç Hocam'la beraber projeler yapmaya başladık. Kendisine ben gittim ve hocam ben işte projeler içerisinde yer almak istiyorum. Sizin de desteğinizle beraber güzel bir şeyler ortaya çıkarabiliriz gibi bir mail göndermiştim kendisine. Sonrasında ise Deniz Hoca'yla beraber projeler yapmaya başladık. Bu projeler benim vizyonumu inanılmaz bir şekilde genişletti ve bu sayede çok şey öğrendim aslında. .NET ile tanıştım, .NET MVC üzerine gittik, JavaScript ile tanıştım. JavaScript ile tanıştıktan sonra da kendimi birazcık daha frontend'e yakın gördüm. 4. sınıfa geldiğimizde ise 4. sınıfın sonunda ben GitHub ile tanıştım ve bunun aslında çok geç olduğuna inanıyorum. 1. sınıfta tanışmış olsaydım gerçekten çok çok daha ileride olabilirdim gibi düşünüyorum aslında. GitHub'la tanıştıktan sonra insanların yaptığı işleri bulup onları inceleyip kodlarını inceleyip sonrasında kendi yaptığım projeyi de GitHub üzerine atmaya başladım ve çok güzel geri dönüşler aldım. İnsanlar issue'lar açıyordu, bunu Twitter'da paylaşıyordum ve insanların yorumlarını alıyordum. Bu bana çok büyük bir değer katıyordu arkadaşlar. Bundan sonra işte mezun olduktan sonra ilk 6 ve 10 ay içerisinde aslında İstanbul'daki etkinliklere gidip katılmaya çalıştım. Sabah 6'da gidip gece 11'de döndüğüm etkinlikler oldu. İzmir'den İstanbul'a gidip gece dönüyordum tekrardan. Son olarak aslında 2018'de .NET Conf'ta görev almak istedim. Uğur Hocam, Uğur Umutluoğlu'na bir Twitter'dan bir mesaj attım. Ben .NET Conf'un organizasyon ekibinde olmak istiyorum dedim aslında. Kendisi sağ olsun bana ön ayak oldu ve bu ortamı sağladı ve ben de İzmir'den İstanbul'a gidip aslında bu etkinliğin organizasyon ekibinde yer aldım. Bunu neden yaptım? Aslında bu kadar yorgunluğa değer miydi? İnanın çok değerdi. Çok insanla tanıştım. Çok insanın yorumunu aldım. Onların yorumlarını dinledim. Yaptıkları projeleri dinledim. Yani bana çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyorum katıldığım etkinliklerin. Son olarak aslında blog yazmayı, Medium'da bir şeyler paylaşmayı birazcık önemsemeye başladım. Ve bunların üzerine çok gitmeye başladım. Birinci yıldan sonra, mezun olduktan sonra. Ve hepsinin yani geri dönüşlerini alıyorum. Şu anda da aslında YouTube videoları çekmemin sebeplerinden biri de bu. Bana büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kendim de gelişiyorum size bir şey anlatırken. Bu yüzden arkadaşlar siz de bir şeyler öğrenmeye başlayın. Bunu insanlarla paylaşın. GitHub üzerinden paylaşın. Projelerinizi paylaşın. Bunların geri dönüşlerini almak için çaba harcayın. Ve insanlarla tanışmaya, kaynaşmaya, onların görüşlerini, fikirlerini ve projelerini dinlemeye çaba gösterin. Bunların size nasıl bir değer kattığını zamanla anlıyorsunuz. Bu videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.